Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yargı reformu strateji belgesine dair ilk yargı paketinin çerçevesi de belli oldu. Erdoğan'a sunulan paket 65 maddeden oluşuyor. AK Parti'nin kanun teklifini kısa sürede meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Peki yargı reformunda neler var ve merakla beklenen bir diğer düzenlemede malum ceza infaz yasasındaki değişiklik. Şimdi ki 60 bin kişinin tahliye umudundan bahsediyoruz. Bu düzenlemede yeni pakette yer alacak mı işte tüm detaylar geliyor şimdi. Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, zenginleşir. Yargı reformunun ilk paketi birkaç gün içerisinde meclise sunulacak. Paketin meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor pakette ifade özgürlüğü alanında önemli adımlar atılacak. İfade özgürlüğü ile ilgili davalarda ceza 5 yılın altında olsa bile Yargıtay temiz incelemesi yapabilecek. Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Bir başka önemli başlık tutuklama tedbirinin kapsamının daraltılması ve uzun tutukluluk sorununa neşter vurulması. Davaların bir an önce açılması için soruşturma aşamasındaki tutukluluk süresine üst sınır getiriliyor. Terör ve toplu suçlarda bu sınır 2 yıl, ağır cezalık suçlarda 1 yıl, asliye cezalık suçlarda ise 6 ay olacak. Ve hukukçuların merakla beklediği düzenlemeler. Herkes bizden e, olmamış diye bir çıkış belki bekledi olmamış diyecek bir durumumuz yok. Çünkü bu belgede yazılı cümlelerin bir kısmı zaten bizim. Hukuk alanındaki mesleklere girişe sınav şartı geliyor. Yani hukuk fakültesi bitirenler avukat, hakim, savcı ve noter adayı olabilmek için ayrı birer sınava daha tabi tutulacak. Devletimizin bir değerlendirme, ölçme değerlendirme bir yeterlik sınavı yapması gerekiyor. Hukukçulara müjdeler de yer alacak. Örneğin belli bir kıdemin üzerindeki avukatlara yeşil pasaport verilecek. Paketle erişim engeli kararları da aşamalı hale getiriliyor. Yani BTK ve mahkemeler tümden site kapatma yerine önce ilgili içeriğin URL'si için erişim engeli kararı alacak. Eğer bu karar uygulanmazsa o zaman site tamamen erişime kapatılacak. Yargı reformu içinde yer alan ceza infaz sisteminde değişiklik öngören teklifinse bu pakette yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu düzenlemede de sona yaklaştı. Mevcutta cezanın 3'te 2'sinin yatılması durumunda şartlı tahliye koşullarından yararlanabiliyor. Ceza infaz sisteminde yapılacak değişiklikle bu oranın yarıya düşürülmesi planlanıyor. Bu da 60 bin kişinin tahliye umudu demek.